Kovanı açıyoruz. Hocam altı çıta bu şurubu var ya, üfüttürmesi lazım. Yani adam şurubu yiyecek, kakada kalmamış. Evet, şimdi ahlara araca probiyotik uygulaması yapıyoruz. Hastalıktan şüphelendiğimiz kovanları bu şekilde çerçeve olarak çıkartıp üzerine araca probiyotiği püskürtüyoruz. Her bir fıs 2 milyar bakteriyi arılar üzerine püskürtmüş oluyor. Teker teker bu şekilde bir uygulama yapacağız. 2 gün sonra tekrardan gelip sevgili aracımız Ramazan Öztürk Bey ile uygulamayı yeniden yapacağız. Burası Muğla Düerek köyü. Yaraş bölgesi. Yaraş bölgesi, evet. Evet, burada bazı yavru, açık yavru gözleri görüyoruz. Amerikan yavru çüklü veya Avrupa yavru çüklü olabilir. Açık yavru gözleri Avrupa yavru çüklüğünden, kapalılar içerisinde de Amerikan yavru çüklü Pane Bacillus larvi denilen bakteri oluşturuyor bu şeyleri. Şimdi püskürtülen bakteriler içerisinde Lactobacillus bakterileri var. Ve bu bakterilerin üretmiş oldukları enzimler Amerikan yavru çürüklü hastalığına sebebiyet veren sporların üretimini engelleyen enzimler salgılıyorlar. Ve bu şekilde arılarda şu anda bakteri püskürtmesiyle ıslanıyor ve hijyenik davranışlarından dolayı birbirlerini yalayarak bu bakterileri kendi bağırsaklarına alıyorlar. Mikrobiyotalarını bu şekilde güçlendireceğiz. Arıların hastalıklara karşı direncini arttırmış olacağız. Tüm amacımız bu. Hocam balık ihtiyacın varsa hemen çıkarayım yani. Eyvallah. Arılarımız canlansın da tüm şeyimiz olacak. En sona püskürtmüş müydün? Yok. Ben size ilk önce şeyi görünüyor. Mesela şu arının maşallah baskını güzel olacak. Evet. Ama bu arı petek alması lazım. Evet. Yani şu pozisyonda petek istemesi lazım. Ama evet. Bak şu son çıtayı bile siyemiyor ana. Niye? Kakatsız içeriye tamamlayamıyoruz. Öbürlerine uğraşın şimdi diye. Şimdi burada inşallah 2 gün sonra bir daha uygulama yapacağız. Bu arıların daha canlı olduğunu yine çektiğimiz videoyla göreceğiz. Bal şurubun üzerine de, şeker şurubun üzerine de böyle şekilde püskürtüyoruz ve kovan içine de püskürterek bu şekilde bir hijyeni de sağlamış oluyoruz. Bezine de her tarafına püskürtmüş oluyoruz ve bu şekilde bir dezenfeksiyon da sağlamış oluyoruz.